Hello Lotte, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte artikeller konusuna bir göz atacağız. Bakalım bizim bu Almanca'da başımızın belası artikellerimiz nelermiş. Bunun için ben sizlere bir sunum hazırladım. Bu sunumu sizlere şimdi göstereceğim. Bu sunum üzerinden birlikte konu anlatımımızı, açıklamalarımızı yapacağız arkadaşlar. Şimdi sunumu başlattım arkadaşlar. Evet, bakalım definite artikel in nominatif demiş. Yani burada ismin yalın halinde artikeller ama belirli artikellerdir. Definite arkadaşlar belirli demektir. Şöyle ki arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Definita belirli artikel demek, nominatif yalın hal demek. Şimdi benim burada bilmem gereken şey arkadaşlar ismin yalın halinde benim belirli artikellerim nelerdir? Belirli artikel dediğimiz şey arkadaşlar Almanca'da der, die, das bir de çoğu kelimelerin önünde kullandığımız die artikelidir. Peki şimdi şöyle bir bakalım açıklamamız neymiş? İngilizce'deki the'nın cinsiyete ayrılmış halleri gibi düşünebiliriz demişiz. Okey. Yani bizim tanımlayıcımız var arkadaşlar ve bu tanımlayıcımızın cinsiyete ayrılmış halleri gibi düşüneceğiz. Bizim Türkçe'de artikel kullanımımız yok. Kendi ana dilimizde artikel kullanımımız yok. Ama maalesef Almanca'da artikel kullanımımız söz konusudur arkadaşlar. Bu yüzden Türkçe'ye biz bunun tanımlayıcı, tanımlayıcı olarak çeviriyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Der artikelinin cinsiyetine Almanlar maskulendir, maskulin demiş. Yani erkek cinsiyeti vermiş. Die artikeline feminin demişler. Yani feminen dişi artikeli demişler. Das artikelini ise cinsiyetsizdir demişler. Yani nötrdür. Ne erkek ne kadındır diyor arkadaşlar. Almanca'da da arkadaşlar şunu söyleyeyim. Artikellerimizin belli bir mantığı yoktur. Mesela masa tiş demektir arkadaşlar. Tiş kelimesinin artikeli der'dir. Der tiş. Düşününce ben mantıken das demesi gerekiyor. Çünkü tiş cansız bir varlıktır. Cinsiyetsizdir. Bu yüzden das'ı kullanmam gerekiyor. Ama Alman diyor ki hayır ben erkek artikeli vereceğim masaya diyor. Der tisch yapacağım diyor. Bu yüzden belli bir mantığı yok arkadaşlar. Belli bir seviyeye geldikçe daha doğrusu kulak dolgunluğu kulak aşinalığı ile oluşacak bir şey bu arkadaşlar artikeller. Kelimeleri öğrenirken de artikellerini birlikte öğrenmemiz gerekiyor. Der Rock etek. Die Tasche. Şimdi rock etek demiş. Rock arkadaşlar cinsiyetsiz bir şey ama der vermiş artikeline. Tasche cinsiyetsiz bir şey die vermiş. Tanımlayıcısı die'dir diyor. Die Tasche çanta. Das Kleid elbise demiş. Plural'ların önünde de yani çoğu kelimelerin önünde de die artikelini kullanmış burada olduğu gibi. Die Autos arabalar diyor arkadaşlar. Şimdi ismin yalın halinde bir göz atalım bakalım. Der Pullover ist bunt. Kazak renkli diyor bana burada. Burada renkli olma eylemini gerçekleştiren şey nedir? Kazak. O zaman arkadaşlar burada kazak kelimesi özne konumundadır. Öznelerde çekime uğramadan kullanılır. Yani yalın halde kullanırlar. Bu yüzden biz pluva kelimesine nominatif deriz arkadaşlar. Ve pluvanın artikeli nominatif de çekimsiz halinde de'dir. Die Tasche ist schön, çanta güzel. Güzel olma eylemini gerçekleştiren şey nedir burada? Çanta. Çanta arkadaşlar burada güzel olma eylemini gerçekleştirdiği için öznemizdir. Özne olduğu için de arkadaşlar biz bunu yalın halde kullanacağız. Tabii ki de burada artikelden yararlanmamız gerekiyor. Tasche'nin yalın haldeki artikel de die'dir arkadaşlar. Die Tasche. Yani kelimenin tanımlayıcısıdır bunlar arkadaşlar. Das Hemd ist teuer. Gömlek pahalı. Pahalı olma eylemini gerçekleştiren şey nedir burada? Hemd, gömlek. O zaman diyorum ki hemd kelimesi burada öznedir. Özne olduğu için de ben bunu yalın halde kullanırım. Çekimsiz halde kullanırım. Böyle bir durumda hemdin nominatifteki artikelini yani yalın haldeki artikelini bilmem gerekiyor. Nominatifteki artikeli de das'tır arkadaşlar. Buraya bir not düşmüşüz. Çoğu kelimelerin önünde biz die artikelini kullanıyoruz. Girişte de belli ettiğim gibi arkadaşlar. Çoğuların önünde die artikeli kullanılmaktadır. Indefinite artikel im nominatif ismin yalın halinde
belirsiz artikeller. Bu belirsiz artikellerim nedir? Ein ya da eine. Türkçe'de anlamları ise arkadaşlar bir ya da tektir. İngilizce'deki e ya da en gibi düşünebiliriz bunları arkadaşlar. Ve bu ailenin arkadaşlar kelimelerin belirli artikellerine göre çekimlemeleri vardır. Bakalım, dementel, mont demek. Şimdi mental kelimesinin artikeli dea. Dea artikeline göre de arkadaşlar benim burada belirsiz artikelimi çekimlemem gerekirse ein şeklinde çekimlerim yalın halde. Ein mantel, bir mont dedim. Die Tasche, çanta demektir. Die artikelli bir kelimeye göre ben belirsiz artikelimi çekimlemek istersem eine Tasche şeklinde yaparım. Yani aynı olarak çekimlerim. Die'nin şu sondaki e'sini aynen sonuna getirdik arkadaşlar. Eine Tasche, bir çanta demiş oldum. Das Hemd, gömlek demektir. Şimdi arkadaşlar das artikelli bir kelimeye göre ismin yalın halinde belirsiz artikelimi ben çekimlemek istersem ein olarak çekimlemem gerekiyor. Ein Hemd, bir gömlek demiş oldum. Örneklere bakalım. Ein Hemd ist billig, bir gömlek ucuz. Ucuz olma eylemini gerçekleştiren yine nedir burada? Hemd. O zaman diyorum ki öznedir hemd kelimesi. Özne olduğu için de yalın halde kullanılır. Hemdin artikel neydi peki? Yalın halde das. Das artikeline göre ben belirli artikelimi çekimleyeceğim şimdi. Nasıl çekimliyordum? Das'a göre ein şeklinde yalın halde çekime uğratıyordum. Ein Hemd ist billig, bir gömlek ucuz dedim. Das Hemd ist billig dediğimde gömlek ucuz demiş oluyorum arkadaşlar. Belirli artikel kullanmış oluyorum önünde de. Negasyons artikel in nominatif. İsmin yalın halinde olumsuz artikeller diyorum. Peki nedir benim bu olumsuz artikellerim? Kein, keine. Yok demektir arkadaşlar. Olumsuz bir anlam katmaktadır ve ismi olumsuzlaştırmaktadır. Kelimenin kendisini olumsuzlaştırır. Bazen de değil anlamında da kullanılabilir. Ein ve aynı belirsiz artikellerinin olumsuzudur. Bu yüzden aynı mantıkta çekime uğrarlar arkadaşlar. Der, hoc, etek dedim. Der artikelli bir kelimeye göre ben kein'ı çekimlemek istersem yalın halde kein olarak çekimlerim. Kein, hoc, etek değil ya da etek yok şeklinde yaparız. Die Tasche, çanta. Çantada arkadaşlar artikeli di. Di artikeline göre ben ismin yalın halinde olumsuz artikelim kaynı çekimlemek istersem kayne olarak çekimlerim. Yani yine di'nin sondaki e'sini kaynın sonuna getirdim. Kayne tarşe şeklinde yaptım. Çanta yok demiş oldum. Das Hemd, gömlek. Das artikelli bir kelimeye göre ben olumsuz artikelimi çekimlemek istersem yine kein şeklinde çekimlerim. Kein Hemd, gömlek yok ya da gömlek değil şeklinde yapmış oluyorum arkadaşlar. Evet, gelelim buraya. Definite artikel im akuzatif. Şimdi akuzatifte benim bazı artikellerim değişecek arkadaşlar. Burada da ismin i halinde, akuzatif i hali belirtme hali demektir. İsmin i halinde belirtili artikeller diyorum. Nominatifteki de artikelim akuzatifte artık de'ne dönüşüyor. Der Mann dediğimde adam, den Mann dediğimde adamı demiş oluyorum. Nominatifteki die artikelim akuzatifte yine aynı şekilde kalıyor, die olarak kalıyor. Nominatifte die Frau dediğimde kadın, akuzatifte die Frau dediğimde kadını demiş oluyorum. Nominatifte arkadaşlar das Kind dediğimde çocuk diyorum. Nominatifteki das artikeli akuzatifte yine değişmez das olarak kalır. Das Kind dediğimde çocuğu demiş oluyorum. Die Kinder. Çoğulların önünde die artikeli kullanıyorduk. Çoğulların önünde kullandığımız die artikeli arkadaşlar akuzatifte değişmiyor. Yine die olarak kalıyor. Nominatifte die Kinder dediğimizde çocuklar. Akuzatifte die Kinder dediğimizde çocukları demiş oluyoruz. Yani neticede burada benim tek değişen bir artikelim oldu. O da der, den'e dönüştü arkadaşlar. Die aynı kaldı akuzatifte. Das yine das olarak kaldı. Çoğul die yine çoğul die olarak kaldı akuzatifte, değişmedi. Indefinite artikel im akuzatif dediğimizde
Der, biliyorsunuz ki aynı arkadaşlar o belirli artikellerimize göre çekimleme uğruyordu. Akuzatifte der deyne dönüşüyordu. Deyn-man diyordum. Deyne göre aynı çekimlemek istersem deynin sonundaki eni aynın sonuna getiririm arkadaşlar şu şekilde. Aynen man. Deyn-man dediğimde adamı, aynen man dediğimde bir adamı demiş oluyorum. Die Frau. Kadını dedik değişmedi. Di'ye göre arkadaşlar akuzatifte belirsizimi çekimlemek istersem di'nin sondaki e aynın sonuna gelir. Eine Frau, bir kadını demiş olduk. Das Kind, çocuğu demekti. Das artikeli değişmiyordu akuzatifte, das olarak kalıyordu. Bu yüzden akuzatifte belirsiz artikelimi das'a göre çekimlerken ein olarak çekimleyeceğim. Ein Kind, bir çocuğu diyorum. Çoğulda aynen çekimi yoktur arkadaşlar. Neden yoktur? Şöyle ki yoktur. Bir kitaplar, bir arabalar, tek evler diyemiyorum Türkçe'de, değil mi? Almanca'da da diyemiyorum. Hiçbir arkadaşlar, şöyle söyleyeyim, hiçbir dilde çoğul kelimenin önünde bir ya da tek anlamına gelen benim artikelim ya da kelimem ya da tanımlayıcım kullanılamaz. Evet, negasyonuz artikel, ilim akuzatif. Yani ismin i ya da belirtme halinde olumsuz artikeller diyorum arkadaşlar. Peki nelerdir? Akuzatif, den, man, adamı. Bu belirsiz, olumsuz artikellerin belirsizlerin olumsuzu olduğu için, aynenin olumsuz olduğu için aynı mantıkta çekimliyor. Der, deyne dönüştüğü için deynin sonundaki eni kaynın sonuna çekecek. Yani şu D'ne göre kayını çekimlerken D'nin sonundaki eni kayının sonuna alıyorum. Kaynen man dedim. Die Frau. D'nin sonundaki E kayının sonuna gelecek. Kayne Frau dedim. Das Kind. Das arkadaşlar değişmedi. Bu yüzden kayın olarak çekimledim. Die Kinder. Die artikeli de değişmedi. Fakat D'nin arkadaşlar çoğulda kayının kullanımı vardır. Bu yüzden D'nin sondaki E'sini kayının sonuna getiriyorum yine. Kayne kinda şeklinde yapıyorum. Şimdi gelin hep beraber örnek cümlelere bakalım. Ich kaufe den Apfel. Ben elmayı satın alıyorum. Şimdi kaufen fiili neyi satın alıyorsun? Neyi sorusuna yanıt verdiği için akuzatif alan bir fiildir. Akuzatif aldığı için de kendisinden sonra gelen cümle içerisindeki nesnemi akuzatif yönde çekimler. Nesnemin artikel der, der artikeli arkadaşlar akuzatifte neye dönüşüyordu? Den'e dönüşüyordu. Bu yüzden den yaptım. Burada ich habe einen Bruder, bir erkek kardeşe sahibim diyor. Haben fiili biliyorsunuz ki her zaman akuzatif alan bir fiildi. Bu hatta yıldızlı bir fiildir arkadaşlar. Çünkü görünürde datif alıyormuş gibi duruyor. Ama alakası yok. Elin almanı bana diyor ki hayır arkadaşım bu akuzatif alacak. Net akuzatif alıyor. Her zaman her koşulda akuzatif alacak. Evet, şimdi akuzatif aldığı için de arkadaşlar şöyle entschuldigung şöyle yapalım. Akuzatif aldığı için de arkadaşlar kendisinden sonra gelen cümle içerisindeki nesnemi akuzatif yönde çekime uğratıyor. Buhuda'nın artikel der, der artikeli akuzatifte deyne dönüşüyor. Önünde belirsiz artikel kullanmış. Ben bu belirsiz artikelimi dönüşen den artikelime göre yapacağım. Den'in sonundaki eni aynen sonuna çekimleyerek yapabilirim. Aynen bu huda. Bir erkek karşı sahibim. Burada er holt die Kinder von der Schule ab. O çocukları okuldan alıyor. Kimi alıyor? Kimi sorusuna abholen fiilim yanıt verdiği için akuzatif aldı. Akuzatif aldığı için de cümlemin içerisindeki nesnemi Kinda'yı akuzatif yönde çekimledi. Kinda çoğul bir kelimeydi. Çocuklar demekti. Ama ve lakin çoğulların önünde ben di kullanıyordum. Peki di artikel akuzatif de değişiyor muydu? Değişmiyordu. Bu yüzden buraya yine di yazmak durumunda kaldık. Buraya bakalım. Ich habe keinen Hund. Köpeğim yok dedim. Ben sahip değilim köpeğe. Az önce de bahsettik. Haben fiili her zaman akuzatif oluyordu. Akuzatif aldığı için de kendisinden sonra gelen Hund kelimesinin artikelini akuzatif olarak çekimledi. Hund'un artikel yalın halde der,
D artikeli akuzatif de neye dönüşüyordu? D'ne dönüşüyordu. Ama önünde olumsuz kind artikelini kullanmış. Ben bu kind'da belirli artikeli kullanmadığım, D'ni kullanmadığım için kind'da bir belirlemem lazım o D'ni. Yani o D'ni göstermem lazım diyor. Kind'ı da D'ne göre çekiniyor. Yani D'nin sonundaki eni kind'ın sonuna getiriyor. Kind'in kund şeklinde yapıyor arkadaşlar. Gelelim. Şöyle bakalım. Definite artikel in dative diyelim. Şimdi arkadaşlar burada da ismin e halini göreceğiz. Datif e hali demektir. İsmin e halinde belirtili artikeller diyorum. Şimdi burada nominatifi gördüm. Deyamam. D artikeli arkadaşlar datifte deyime dönüşüyor. Deyim oluyor. Deyamam dediğinde adam. Deyman dediğinde adama. Die Frau. Kadın. Die artikeli arkadaşlar datifte dea'ya dönüşüyor. Die Frau kadın, der Frau kadına demiş oluyorum. Das Kind çocuk. Das artikeli arkadaşlar datifte deyime dönüşüyor. Dem Kind çocuğa demiş oluyoruz bu sefer de. Die Kinder çocuklar demektir. Çoğul die artikeli datifte deyime dönüşüyor arkadaşlar. Denkinden çocuklara demiş oluyoruz. Yani burada arkadaşlar benim bütün artikellerim değişti. Deya dem oldu. Di deya oldu. Das dem oldu. Çoğul di dem oldu. Hepsini değiştirmek durumunda kalmış bulunduk. Şimdi gelelim bir aşağıdaki örneğimize. The indefinite article in dative diyor. Yani ismin e halinde o belirsiz artikeller. Neydi benim belirsiz artikellerim? Ein, aynıydı. Bakalım datifte benim dar artikelim deyime dönüştü. Deyman adama dedim. Deyime göre ben belirsiz artikelimi çekimlerken deyimin sonundaki emi aynen sonuna getireceğim. Einem Mann bir adama demiş oluyorum. Dea Frau kadına demiştik. Dea artikeline göre belirsiz artikelimi datifte çekimlerken Dea'nın sonundaki er aynen sonuna geliyor. Eine Frau bir kadına demiş oluyorum bu sefer de. Dem Kind çocuğa diyorduk. Dem artikeline göre ben belirsiz artikelini çekimlersem deyimin sonundaki em aynen sonuna gelir. Einem Kind bir çocuğa demiş oluyorum. Demkinden çocuklaraydı ama ve lakin az önce de söylediğim gibi çoğu kelimelerin önünde bir ya da tek anlamına gelen artikelimi ya da kelimemi kullanamayacağım için anlamdan dolayı yoktur diyoruz arkadaşlar. O belirsiz artikelde, datifte arkadaşlar çoğulda biz kullanım yapmıyormuşuz. Evet. Negasyonuz artikel in datif diyorum şimdi de. Yani ismin e halinde olumsuz artikeller diyorum. Buraya bakalım datif. Datifte arkadaşlar ne oldu? Demman, adama. Keine zaten aynenin olumsuzu olduğu için ne olacak? Aynı mantıkta çekime uğrayacak. Dem artikeline göre arkadaşlar ben kaynı çekimlemek istersem demin sonundaki emi kaynın sonuna getiririm. Kaynemann şeklinde yaparım. Dea Frau. Dea artikeline göre arkadaşlar ben kaynı çekimlemek istersem Dea'nın sonundaki e'sini kaynın sonuna kayne Frau şeklinde getiririm. Dem Kind. Dem Kind. Şöyle ki dem artikeline göre yine kaynı çekimlemek istersem demin sonundaki emi kaynın sonuna getiririm. Kaynım kind şeklinde yaparım. Denkinden. Denkinden de arkadaşlar di artikelim deyne dönüştüğü için datifte artık deyne göre ben olumsuz artikelim kaynı çekimlemek istersem deynin sonundaki eni kaynın sonuna getiririm. Kaynınkinden şeklinde yapmış olurum. Örneklere bakalım. Örneklerde diyor ki Das Auto gehört dem Mann. Araba adama ait demiş burada bana. Şimdi burada arkadaşlar gehören fiili kime ait? Kime sorusuna yanıt verdiği için
datif oluyor. Datif aldığı için de kendisinden sonra gelecek olan kelimenin artikelini datif olarak çekimliyor. M'nın artikel halinde de'ydi. De'ye artikeli datifte şöyle dönecek bakacak olursam neye dönüşüyordu? Deyime dönüşüyordu. Bu yüzden ben buraya deyim yazdım. Tamamen fiilimin datif almasından kaynaklı arkadaşlar. Değişti artikeli kelimemin. Burada ich helfe einem Mann. Bir adama yardım ediyorum. Helfen fiili kime yardım ediyorsun? Kime sorusuna yanıt verdiği için cümle içerisindeki nesnemi datif olarak çekimliyor. Man'ın artikel dea, dea artikeli datifte neye dönüşüyordu? Deyime dönüşüyordu. Ama önünde belirsiz artikel kullanmış burada. Böyle bir durumda dönüşen deyim artikeline göre aynı çekimlemem gerekecek. Yani deyimin sonundaki emi aynın sonuna çekecek arkadaşlar burada olduğu gibi. Ich helfe einem Mann. Bir adama yardım ediyorum dedi. Ich habe mit dem Lehrer gesprochen dedi. Ben bir öğretmenle konuşuyorum. Şimdi arkadaşlar burada fiili değil de mit edatına bakmam lazım. Biliyorsunuz ki benim Almancadaki edatlarım ismin hallerini alabiliyorlar. Mit de ismin e halini yani datif alıyor arkadaşlar. Mit edatı sadece ne olursa olsun datif aldığı için her zaman kendisinden sonra gelen kelimeleri datif olarak çekimler. Buradaki gelen kelimem lehrer kelimesidir. Öğretmen demektir ama erkek öğretmen. Erkek öğretmen kelimesinin ismin yalın halindeki artikeli deyadır. Mit datif aldığı için lehrer kelimesini arkadaşlar ne yapacak? Datif yönde çekimleyecek. Deya'yı datif olarak yapmam lazım. Deya'nın datif hali neydi? Deyimdi. Bu yüzden deyim yazdık. Ich habe mit dem Lehrer gesprochen. Ben öğretmenle konuştum diyor burada da bana. Burada bakalım. Sie antwortet der Frau. O kadına cevap veriyor. Kime cevap veriyor? Antworten fiilim kime sorusuna yanıt verdiği için arkadaşlar datif aldı. Datif aldığı için de kendisinden sonra gelen kelimemin artikelini datif olarak çekime uğratacak. Frau'nun artikel nominatifte di. Di artikeli datifte neye dönüşüyordu arkadaşlar? Hatırlıyorsak bakalım hemen neye dönüşüyormuş di artikeli de'ye dönüşüyormuş. Di de olmuş. O zaman diyorum ki burada Antworten fiilinin tamamen datif almasından kaynaklı cümlemin içerisindeki Frau kelimesi yani nesne konumundaki Frau kelimesi de datif alacaktır diyorum. Frau'nun arkadaşlar artikel dediğimiz gibi die, die artikeli datif de der'e dönüşüyor. Bu yüzden der'e yazıyorum. Evet arkadaşlar bir yandan şuna da değinelim. Datif'in belirleyici sorusu arkadaşlar Entschuldigung şöyle yapalım. Datifi bulabilmek için biz fiile yukarıya çıkamıyorum sanırım. Şöyle yapalım. Yana yazalım. Fiilin kendisine wem, kime sorusunu sorarız. Fiil kime sorusuna yanıt veriyorsa datif alıyordur. Ama velakin burada da akuzatifte de wen fiile when, kimi sorusunu soruyoruz. Eğer ki fiilimiz kimi sorusuna yanıt veriyorsa da akuzatif oluyordur. Nesneyi de akuzatif çekime uğratıyordur aynı zamanda. Tek burada farklı olan fiilim haben var arkadaşlar. Haben burada yıldızlı bir fiildir. Akuzatif almıyormuş gibi gözüküp akuzatif alır. Türkçe düşünmeyi burada aslında bırakmamız gerekiyor. O yüzden burada when sorusunu soramıyoruz arkadaşlar. Sorunca yanılmış oluyoruz. When sorusunu da soramıyoruz. Yine yanılmış oluyoruz. Bu yüzden bunu net bir şekilde haben'ın net bir şekilde akuzatif aldığını bilmemiz gerekmektedir arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Yani bizim bu artikellerimiz neden değişime uğruyorlarmış? İsmin hallerinden kaynaklı değişime uğruyorlarmış. Her birinde farklı farklı çekimleme yapıyormuşuz. Ve aynı zamanda ismin hallerinden kaynaklı bizim edatlarımız ismin hallerini alıyor. Fiillerimiz ismin hallerini alıyor. Bunlardan kaynaklı artikellerimiz de değişime uğruyormuş arkadaşlar. Okey. Evet bugünlük
Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tschüss.